Ne kadar? Doldur dostum, doldur. Eyvallah. Kerem Bey, siz gelmiyor musunuz? Kerem Bey, yolumuz uzun bak. Harun, hadi ama. Bırak çocuğu, gelmeyecekse gelmesin. Allah Allah, aşkım ben ne dedim ya? Ben gelecekteki torunlarımı düşünüyorum. Hadi, hadi. Bana bak. Arabayı alıp kaçmayacaksın değil mi? Çok mu belli ettim? Hadi. Serseri bak, ortalığı inletiyor, bak bak. Kapat artık şunu ya! Ececiğim sen bir su almaya falan gitsen mi ya? Belki yanlış arabaya binersin dönüşte. Olur. Ya da şöyle yapalım. Sen al bir çakma, otur benzinin yanına, bekle. Soran olursa da bir şey deniyorum dersin. Biliyorum çok sevimsiz bir tip. Ama ondan da bahsetmek zorundayım. Çünkü maalesef biz ikiziz. Galiba dünyaya gelmekten daha kötü bir şey varsa o da bu dünyaya iki kişi gelmektir. Salak! Sayın seyirciler, öğrencilere bir şok daha. Yüksek öğretim kurumları sınavı üçüncü kez değişti. Ani bir frenle ön camdan uçmak istemiyorsan bir daha müziğime karışma. Bana bak. Hele be o müziği bir daha aç. Kapıdan girer girmez babaanneme gizli gizli alkol içiyor derim. Ben içmiyorum ki. Olsun, o bunu bilmiyor ki. Zaten benimle uğraşıp duracak, en azından yükümü hafifletip bir işe yararsın. Ne oldu Ece Hanım? En çok sen gelmek istiyordun İstanbul'a. Babacım burçlu zaten. Babacım ailecek gideriz. Babacım okul çok güzel. Kerem, yemin ederim seni gebertirim. Kardeş katil olurum ha. Zaten sinirim tepemde. Okul iyi, gerizekalı, babaannem kötü. Belki kalp krizi yaramıştır ya. Hani böyle durumlarda insanlar değişiyor ya. İyi bir insan olmuştur belki. Babaanne. He. Babaannem daha da korkunç olmuştur. Onda iyileşme falan olmaz. Ulan bize olacak be. En çok da babamı. Duyur dostum. Teşekkürler. Eyvallah. Evet Kerem Bey, sizi şöyle arkaya alalım. Size teşekkür ediyoruz bu güzel yolculuk için ama bundan sonrasını arkada devam edeceksiniz. Baba Allah aşkına şunun yanına oturma Bedri. Ben sanki sana çok meraklıyım. Yapmayın şunu, didişmeyin. Şu deme sen de kardeşine. Ayrıca ondan değil. Şimdi İstanbul'a yaklaştık. Senin ehliyet yeni, trafiği bilmiyorsun. O yüzden hadi. Sanki sen çok biliyorsun da. Sırf yolun yarısında yanlış yola sapıp geri dönmek için yapıyorsun ama yemezler. Buradan dönmezler bacım. Kerem. Çok mu belli ettim? Hadi geç. Saat 3 pozisyonu, bütün dikkatim yolda olsun, tamam? İstersin. Ya diğer taraftan bir istemem. Hadi ev. Hadi. Gel kızım. Hadi. Ya sen hep beni uğraştırıyor ya. Allah Allah. Herkes hazırsa. Evet. Yani nihayet Harun. Ne duruyorsunuz? Davetiye mi istiyorsunuz? Çay kapkara oldu demlenmekten. Hoş bulduk anne. İşte ne dedim ben sana. Hoş geldiniz. Hadi. Babaannemle ilk karşılaşmamız bu değil tabii. Ama o bizi her gördüğünde ilk kez görüyormuş gibi bakar. Başını hafifçe yana yatırıp bizde acilen düzeltilmesi gereken kusurları aramaya başlar. Çünkü babaannem için
herkesin mutlaka en az 3 kusuru vardır. Bunları düzeltmek için de hiçbir zaman geç değildir. Şunları çıkarmak ister misin? Tabii, kusurlarınızın ne olduğuna da o karar verir. Sabun var, beyaz sabun banyoda. Sabun? Yıkamayacak mısın bileklerini? Hale baksana. Allah korusun, cilt kanseri falan olursun sonra. Ne idüğü belli değil bunların. Hem okulun ilk günde hiç hoş değil. Hakikaten bunlar böyle yol yorgunu mu gidecekler okula? Bir gün önceden gelseydiniz de doğru dürüst uyusalardı bari. Kerem Bey sağ olsun anne. Geçen senenin akademik takvimine baktığı için kaydın son gününün bugün olduğunu dün öğrendik biz. Sahi siz iyice düşündünüz mü? Bir devlet okulu falan yok muydu? Daha doğru tarihe bakamamışlar. Yarın bir gün bir sınav kaçırsalar burslarını kaybederler. Sizin ödeyecek paranız var mı bunları? Kendi oğluna fakir mi dedi benim yanlışım? Susuyorsun zaten ilk dakikadan taktı. Hayır madem bu kadar laf soktuğu kadar hep neye geldik ki? Dalgınlığına gelmiş. Anne, yani sonuçta yetiştik, önemli olan bu. Siz nasıl oldunuz anne? İyi gördüm sizi. Yaşlıyım kızım. Çok üzüldüm babaanne. Ben öyle birden söyleyince. Ama öyle. Bu yaştan sonra üzüntü yaramıyor. İstihap haddi dolmuş herhalde. Asaf babam nasıl anne? Durumunda bir değişiklik var mı? Doktor kendinizi hazırlayın diyor ama Asaf kesinlikle uyanacak. Niye biliyor musunuz? Ben dedemin bir tek Fenerbahçeli olduğunu biliyorum babaanne. Onu fiziken görmediğim için doktor bir de bizden daha iyi tanıyor olabilir. Ben söyleyeyim ister misiniz? Sırf inadından uyanacak. Kimseye umumi tuvalette ayağa kaydı düştü de beyin kanamasından öldü dedirtmemek için. Uyanacak. Sonra kendi istediği şekilde uyurken falan ölecek. Sırf arkasından konuşturmamak için. Ama her işte bir hayır vardır. Ya babasının ya benim cenazeme döner gelir diye düşünüyordum. Bu felaketler sayesinde ikimizden biri ölmeden oğlumu evimizde dünya gözüyle görmüş oldum. Varsın Asaf'ta birkaç gün uyumuş olsun. Hiç değilse uyandığında oğlu babasından özür diler de barışacak zamanlar olur. Bitti mi kahvaltı? Bu kadarı bana yetti efendim. Teşekkür ederim. Harun. Ya Beriz çok özür dilerim. Çocuklar affedersiniz. Anne. Ben buraya senin için geldim. Babam komada, sen kalp krizi geçirdin. Kendini yalnız hissetme, benim aklım sende kalmasın diye geldim. Ve bütün ailemin hayatını, geleceğini alt üst etme pahasına geldim. Bunun için bana biraz saygı gösterirsen sevinirim. Özellikle de çocuklarımın yanında. Ben bir bakayım. Dur, ben bakarım.